Sevgili masal severler, kalbinizin yükünü hafifletmek, yepyeni masallar dinlemek ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı, bildirim zilini açıp sosyal medya hesaplarında paylaşmayı unutmayınız. Peri Mia Masalları keyifli dinlemeler diler. Cevder ile Kardeşleri. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde Mısır'da büyük bir tüccarın 3 oğlu varmış. En büyüğünün adı Salim, ortancasının Selim, küçüğünün ise Cevdermiş. Oğullarının bilgili ve olgun yetişmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan tüccar, özellikle çok zeki olan Cevder'i daha fazla severmiş. Bu yüzden de abileri onu kıskanırlarmış. Bunun farkına varan ihtiyar tüccar, kendisi öldükten sonra Cevder'e fenalık yapıp onu sefil ve parasız bırakmamaları için hayattayken bir vasiyetname yazdırmış. Bu vasiyete göre de malını 4'e bölerek bir hissesini karısına, diğerlerini de çocuklarına dağıtmış. İhtiyar tüccar mallarını sağken dağıttıktan sonra içi rahat olarak ömrünün son günlerini rahat ve huzur içinde bir köşeye çekilip geçirmeye başlamış. Ve nihayet günün birinde eceli gelmiş ve bu dünyaya gözlerini yummuş. Toprağa verildiğinin ikinci günü babalarının miras bölüşümünü haksız bulan Salim'le Selim, küçük kardeşleri Cevder'i mahkemeye vermişler. Her iki taraf da bir hayli masraf ettikten sonra Cevder davayı kazanmış. Fakat bu hükmü bir türlü hazmedemeyen Salim'le Selim bir yolunu bulup yine Cevder'in aleyhine bir dava daha açmışlar. Fakat gel gelelim onu da kaybetmişler. Böylelikle iki taraf da babalarından kalan malları mahkemelerde dava aça aça bitirmişler. Salim ile Selim bu yaptıkları yetmiyormuş gibi annelerinin elindeki malları da alıp onu kapı dışarı etmişler. Zavallı kadın ağlaya sızlaya küçük oğlu Cevder'in evine gitmiş. Ona abilerinin yaptıklarını anlatmış ve onlara beddua etmeye başlamış. Cevder annesini teselli ederek, "Üzülme anacığım," demiş. "Sen onlara beddua etme. Ulu Allah yaptıkları bu kötü davranışlarının cezasını onlara çektirecektir. Biliyorsun ki ben de onlar yüzünden babamdan kalan paranın hayrını göremedim, fakir oldum. Fakat çok şükür ki saatim gücüm yerinde. Çalışıp alnımın teriyle ekmeğimi kazanıyorum. Sen de burada benimle beraber Allah ne verdiyse yer oturursun." Kadın oğlunun bu sözlerinden çok memnun olmuş. Diğer çocuklarını dava etmekten vazgeçerek ömrünün son günlerini Cevder'in yanında geçirmeye karar vermiş. Çok çalışkan bir genç olan Cevher ise kah amelelik ederek, kah balık tutarak ekmeğini kazanıyor, kendisine ve annesine bakıyormuş. Gün geçtikçe işleri bozulan Salim ile Selim ise ellerinde kalan son akçeyi de yedikten sonra sokaklarda dilenme derecesine gelmişler. Öyle ki annelerine ve kardeşlerine yaptıkları kötülükleri unutarak ikide bir Cevder'in evine uğramaya ve ondan yemek ve ekmek artıklarını istemeye başlamışlar. Zavallı kadının analık şefkati ağır bastığından aç çocuklarını boş çevirmiyormuş. Bir gün evin önünde Salim ile Selim annelerinin verdiği yemeği yerlerken birdenbire Cevder çıka gelmiş. İhtiyar kadın küçük oğlunun bu yaptıklarına kızacağını zannederek hemen odasına çıkmış. Cevder annesinin umduğunun aksine abilerini görünce güler yüz göstermiş onlara ve "Sizi çok özlemiştim. Ne iyi oldu geldiğiniz. Niye kapıda duruyorsunuz? İçeriye girsenize," diyerek onları içeri almış. Hatırlarını sorduktan sonra bir müddet evinde kalmalarını istemiş. Onlar da yaptıklarına pişman olduklarını söylemişler ve kendisinden af dilemişler.
Cevdir'in abilerini iyi karşıladığını gören annesi, oğlunun bu temiz kalpliliğine hayran kalmış. Evlatlarının böyle aynı çatı altında barışık bir halde yaşamalarından dolayı sonsuz bir sevinç duymuş. Cevdir ise evine misafir ettiği abilerini geçindirmek için her gün Şafak'la beraber işe çıkıyor, güneş batıncaya kadar denizde balıkçılık yapıyormuş. Günün birinde yine sırtına sepetini alarak denize gitmiş. Her zaman avlandığı tarafa ağını atmış. Fakat öğleye kadar bir şey tutamamış. Kendi kendine söylenmeye başlamış. Allah'ım, bugün ne oldu böyle? Yoksa denizde balık mı tükendi? Sonra başka yerlere gitmiş. Oralarda da bir şey bulamayınca akşama doğru büyük bir üzüntü ve sıkıntı içinde evinin yolunu tutmuş. Hem yürüyor hem de abilerine ve annesine nereden ekmek bulabileceğini düşünüyormuş. Her zaman ekmek aldığı fırının önüne gelince istemeyerek durmuş. Fırının önünde halk birikmiş, ellerinde para olduğu halde ekmek çıkmasını bekliyorlarmış. Fırıncı Cevder'i görünce güler yüzle sormuş. "Cevder, nasılsın oğlum? Ekmek istiyor musun?" diye. Cevder susmuş. Fırıncı daha güler yüzlü, hoş bir tavırla "Cevder, paran yoksa düşünme. İstediğin kadar ekmek veririm sana, sonra ödersin." diyerek ona tezgahın altından 10 tane ekmek çıkarıp vermiş ve eline de birkaç akçe sıkıştırmış. "Bunlarla da katı kalırsın. Yarın buna karşılık bana biraz balık getirirsin." demiş. Cevder fırıncıya teşekkür edip memnun bir şekilde oradan ayrılmış. Bakkaldan katık alarak eve gitmiş. Abileriyle biraz sohbet ettikten sonra ertesi gün erkenden işine gitmesi gerektiği için yatağına girip yatıp uyumuş. Cevder ertesi gün adeti üzeri güneş doğmadan kalkmış. Annesinin ısrarına rağmen kahvaltı etmeden denize gitmiş. Akşama kadar farklı yerlere attığı ağa hiçbir balık takılmamış. Üzgün bir halde geri dönmüş. Fırının önünden geçerken fırıncı ona seslenmiş. Kendisi için ayırdığı ekmeği ve birkaç akçeyi verip "Oğlum," demiş. "Sıkılma, insan halidir. Bugün olmazsa yarın verirsin." Cevder fırıncıdan özür dileyip durumu anlatmak istemiş ama fırıncı buna meydan vermemiş. "Biliyorum, biliyorum. Sepetin boş olmasından bir şey avlayamadığın anlaşılıyor. Yarın da avlayamazsan sakın buraya gelmemezlik etme. Sonra sana çok gücenirim," demiş. Cevder mahcup bir şekilde fırıncıya teşekkür edip evine dönmüş. Ertesi gün yine bir şey avlayamayınca fırıncıya uğrayıp ekmeğini almış. Tam bir hafta bütün kıyıları dolaştığı halde bir tek balık bile yakalayamamış. 8. gün şehir civarında bulunan Karun Gölü'ne gitmiş. Tam ağını sulara atacağı sırada katıra binmiş, giyinişinden zengin olduğu belli olan bir adam yanına yaklaşmış. Cevder'e selam vererek "Ey Cevder, nasılsın?" diye sormuş. Cevder kendisine adıyla hitap eden bu kelli felli adamın yüzüne bakarak "Çok şükür, iyiyim." diye karşılık vermiş. Bunun üzerine adam katırının üstünden inmiş ve Cevder'e yaklaşarak "Oğlum," demiş, "sana bir iş teklif edeceğim. Onu yaparsan senin için çok hayırlı olur. Hem de benim dostluğumu kazanmış olursun." Cevder adamın teklif edeceği işi yapmaya hazır olduğunu söyleyince adam memnun olmuş. Sırmalı heybesinden bir ip çıkarmış ve "Bununla beni sımsıkı bağladıktan sonra beni göle at. Bir müddet bekle. Şayet elimi çıkarırsam hemen ağını bulunduğum tarafa fırlat ve beni çek. Ayağımı çıkardığımı görürsen o zaman öldüğümü anla. Kıyıda bıraktığım katırı al. Kimseye bir şey söylemeden onu tüccarlar çarşısına götür. Şemnun adındaki Yahudi tüccara teslim et. O sana 100 altın verecek. O parayı kendine harçlık yaparsın," demiş. Cevder bu teklife çok memnun olmuş. Adamı verdiği iple bağladıktan sonra tutup onu göle atmış. Yarım saat beklemiş.
Adamın suların üstünde bir ayağının çıktığını görünce sevinmiş ve "Oh ne iş, keşke her gün böylesi adam gelse de onu göle atıp katırını alsam" diyerek katırı alıp Yahudi'ye götürmüş. Şemnun hemen ona 100 altın sayarken bu sırrı kimseye açmamasını tembih etmiş. Bunun üzerine Cevder memnun bir halde evinin yolunu tutmuş. Yolda fırıncıya uğramış, borcunu vermiş. Oradan da bakkala ve kasaba gidip eve bir sürü yiyecek almış, annesine götürmüş. Akşam yemeğinden sonra Cevher elinde kalan paraları annesine teslim ederek bunlarla evin idaresini sağlamasını söylemiş. Cevher ertesi gün adeti üzere erkenden evinden çıkıp Karın Gölü'ne gitmiş. Tam ağını atmaya hazırlanırken bir önceki günden daha gösterişli ve iri yarı bir adam yanına gelmiş. Katırının üstünden inerek onu selamlamış. Sonra da "Kolay gelsin. Sana bir şey soracağım. Dün bana benzer bir adam buraya geldi mi?" diye sormuş. Cevher korkusundan böyle bir adam görmediğini söylemiş. Bunun üzerine adam ona manalı manalı bakarak "Oğlum" demiş. "Korkma. Ben her şeyi biliyorum. Dün buraya gelen adamı göle attın. Sonra elini çıkarmayıp ayaklarını çıkarınca hemen katırını aldın, çarşıda bulunan bir Yahudi tüccara götürüp katırı ona satıp 100 altın aldın." Cevher çok şaşırmış. Yavaş yavaş kendini toparlayarak "Madem ki biliyorsunuz" demiş, "bunu bana niye soruyorsunuz?" Adam tatlılıkla "Korkma evladım, o dünkü adam benim kardeşimdir. Bana bugün aynı şeyi yapmanı istiyorum" demiş. Sonra da Cevher'e bir ip vermiş. Cevher hemen onu da sımsıkı bağlayarak göle atmış. Biraz beklemiş. Adamın ayaklarının birinin meydana çıktığını görünce gülmüş. Yine kendi kendine "Bu sersem de öldü, her gün böyle bir ahmak gelse" diye söylenmiş. Sonra bu ikinci adamın da katırını alıp Şemnun'a götürmüş. Yahudi onu görünce gülümsemiş ve "Bu da öldü demek. Tamahkarlığın sonu budur" diyerek genç balıkçıya 100 altın daha vermiş. O da büyük bir sevinç içinde evine gitmiş. Annesini bir tarafa çekip ona altınları teslim etmiş. Kadın merakını yenemeyerek oğluna bu altınları nereden elde ettiğini sormuş. Cevher annesinden bir şey saklamamış, tüm olanları anlatmış. İhtiyar kadın biraz düşündükten sonra "Oğlum" demiş, "bu adamlardan sana kötülük gelmesinden korkuyorum. Bir daha oraya gitme." Cevher omuzlarını silkmiş. "Ne yapayım anacığım? Onları gönülleri rızasıyla suya atıyorum. Hem insana her gün 100 altın kazandıran gül gibi bir iş bırakılır mı? Doğrusu adamların ardı kesilmeden Karun Gölü'ne gitmemezlik edemem" demiş. Üçüncü gün Cevher yine erkenden bir adam daha avlamak üzere Karun Gölü'ne gitmiş. Çok geçmeden önceki adamlardan daha uzun, boylu boslu ve zengin bir adam gelmiş. Selam verdikten sonra "Ya Cevher" demiş. "Dün ve evvelki gün buraya iki adam geldi mi?" Genç balıkçı doğruyu söylemiş. Üçüncü adam bundan memnun olmuş. Katırından inerek ondan kendisini bağlayıp göle atmasını rica etmiş. Cevher de adamın heybesinden çıkardığı ipi alıp onu da bağlamış ve gölün içine atmış. Bir süre bekledikten sonra adamın ellerini suyun üstüne çıkardığını görmüş ve sağ olduğunu anlamış. Fakat onu kurtarmak konusunda tereddüde düşmüş. Birdenbire adamın sesini işitmiş. "Cevher, ağını atıp beni kurtar" diye. Genç balıkçının tereddüdü geçmiş. Vakit kaybetmeden adamın bulunduğu tarafa ağını atmış ve süratle ağı çekmiş. Adamın iki elinde birer kırmızı balık tuttuğunu hayretle görmüş. Adam karaya çıkınca elindeki balıkları Cevher'e vermiş ve onları heybedeki kutulara koyup üzerlerini sıkı sıkı kapamasını söylemiş. Sonra ilave etmiş. "Allah senden razı olsun. İmdadıma yetişip beni kurtarmasaydın boğulup gidecektim. Çünkü ellerimi kımıldatıp
balıkları kaçırmak istemiyordum. Çevdar üçüncü adamın hayatını kurtarıp karaya çıkardıktan sonra "Hacı," demiş, "bu balıklara neden bu kadar önem veriyorsun? Ondan önce gölde ölen adamlar kimlerdir? Bütün bunları merak ediyorum. Ne olur bunların hikayelerini anlatsana bana," demiş. Üçüncü adam anlatmaya başlamış. "Bundan evvel göle attığın adamlar benim kardeşlerimdir. Birincinin adı Abdülselam'dır. İkincininki ise Abdullah. Benim adım da Abdülsamet. Kendini Yahudi diye tanıtan ve gerçekte bizim gibi Müslüman olan tüccarlar çarşısında sana altın veren o zat da kardeşimizdir. Gerçek adı Abdülrahim'dir. Pas şehrinin büyük bilginlerinden olan babamız bize birçok gizli ilim okutmuş, bilhassa da define tılsımlarının sırlarını öğretmiştir. Abdülvedud adında olan babamız öldükten sonra bize birçok kıymetli mal ve değerli kitaplar bırakmıştı. Bu kitapların arasında Esatül Evvel'in adında çok değerli bir eser vardı. Yeryüzünde bulunan bütün definelerin yerlerini ve tılsımlarını gösteren bu esere hepimiz sahip olmak istiyorduk. Bu sebeple aramızda anlaşmazlık çıktı. Nihayet bir gün yanımıza Kehin adında babamıza hocalık etmiş bir pir geldi. Aramızdaki anlaşmazlığı anlattık ona ve bu işte hakem olmasını rica ettik ondan. Pir o kitabı istedi, verdik. Sayfalarına bir göz attıktan sonra, "Evlatlar," dedi, "babanızı oğlum gibi severdim. Siz de benim torunlarım sayılırsınız. Şimdi size bir teklifim var. Yeryüzünün en kıymetli definelerinden biri olan Şemerdel definesinin yerini keşfedip orada bulunan tılsımlı yüzüğü, kılıcı, felek küresini ve sürmeliği kim getirirse bu kitabı ona vereceğim. Size şunu da söyleyeyim ki bu bahsettiğim kıymetli şeylerden olan kılıcın Şimşek adında cinlerden bir hizmetkarı vardır. Bu silahla icabında bir ordu yok edilir. Felek küresiyle insan dünyanın her tarafını görebilir. İcabında onun camını güneşe aksettirmek suretiyle dünyayı yakıp kavurabilir. Yüzüğün emrinde de birçok cin ve peri vardır. Onların aracılığıyla en güç şeyler başarılır. Sürmeliğin ise çok önemli faydaları bulunmaktadır. Onu gözüne sürenler yeryüzündeki bütün defineleri görürler. Bu defineyi bulmaktan aciz olanlar bu kitap üzerindeki haklarını kaybederler. Muvaffak olup bana o tılsımlı şeyi getirene kitabı veririm. Nasıl? Bu şartı kabul ediyor musunuz? Şartlarını kabul ettiğimizi söyledik. Bunun üzerine pir tekrar söz alarak bize şu izahatı verdi. Bahsettiğim Şemerdel definesi Melike Ahmer sülalesinin elindedir. Rahmetli babanız bu definenin arkasından çok koştu ama onu elde etmekte başarılı olamadı. Ondan kurtulmak için definenin anahtarlarını elinde tutan Melike Ahmer'in sülalesi Mısır'da bulunan Karun Gölü'ne sığındı. Bulundukları yer emin olduğu için babanız onlara yaklaşmaya cesaret edemedi. Pir bir müddet sustu. Sonra sözlerine devamla, "Babanız rahmetli Abdülvedud defineyi bulmaktan aciz kalınca bana geldi, derdini açtı. Bunun üzerine remil açtım. Remilde bu definenin Mısır'da bulunan Cevdar adında bir genç balıkçı aracılığıyla açılacağını gördüm. Bunu kendisine söyledim. O balıkçıyla Karun Gölü civarında buluşacağını ve Melike Ahmer sülalesiyle nasıl mücadele edileceğini anlattım ona. Fakat babanızın bu işi başarmaya ömrü vefa etmedi. Pir'den bunları öğrendikten sonra biz dört kardeş Mısır'a gitmeye karar verdik. Hazırlığımızı bitirir bitirmez yola çıktık. Kahire'ye vardığımızda o Yahudi kılığına giren kardeşimiz bizimle define macerasına atılmayacağını söyledi. Biz de kendisine hangimiz ölürse onun katırını getiren adama 100 altın vermesini tembih ettik. Ve bildiğin gibi evvela birinci kardeşim yanına geldi. Onu suya attın. O da Melike Ahmer sülalesini yenemedi. Bu uğurda can verdi. İkinci kardeşim de aynı akıbete uğradı.
Bense işte gördüğün gibi Melike Ahmer'in sülalesinden kalanları yakalayıp Şemendel definesinin yolunu açtım. Cevdar hayretler içinde kalmış. Dayanamayarak sormuş. Bu yakaladıklarınız nedir peki? Abdülsamit karşılık vermiş. Kutunun içine koyduğum kırmızı balıkları görmedin mi? İşte onlar balık şekline girmiş ifritlerdir. Ve biraz düşündükten sonra eklemiş. Sen benim hayatımı kurtardın. Artık kardeşiz. Seninle beraber Fas'a gidip Şemerdel definesini keşfedelim. Çünkü artık tılsımı bozulmuştur. Ondan sonra zengin bir halde memleketine dönersin. Cevdar omuzlarını silkmiş. Ben buradan nasıl ayrılayım? Anneme ve kardeşlerime kim bakar? Demiş. Abdülsamet gülümsemiş. Bahanen sadece bu ise bir şey değil. Para meselesini düşünme. Ben sana buradan gitmeden 1000 altın veririm. Onları annene ve kardeşlerine bırakırsın. Sen gelinceye kadar onunla geçinirler. 4-5 ay sonra döneceğin için bu para onlara bol bol yeter, demiş. Cevdar bu teklifi kabul etmiş. Adamdan parayı almış, annesine götürüp vermiş. Annesine, anacığım, demiş. Ben Karun Gölü'nde karşıma çıkan 3. adamla beraber Fas ülkesine gidiyorum. 4 ay sonra büyük bir servetle döneceğim. Sen ve kardeşlerim başarılı olup dönmem için bana dua edin. Kadın oğluna sarılarak ağlamaya başlamış. Ah evladım, seni çok özleyeceğim. Fakat madem ki geleceğimiz için seyahate çıkıyorsun, Allah yolunu açık etsin, demiş. Cevdar annesine ve kardeşlerine veda ettikten sonra kendisini bekleyen Abdülsamet'in yanına dönmüş. Ona annesinden rıza aldığını ve seyahate çıkabileceğini söylemiş. Abdülsamet onu katırın arkasına bindirmiş ve batıya doğru yola çıkmışlar. Akşama doğru Cevdar'ın karnı acıkmış. Fakat bunu Abdülsamet'e bir türlü söyleyememiş. Çünkü onun hiç yemek yediğini görmemiş. Sonunda dayanamayarak sormuş. Yola çıkmadan önce nevaleyi almayı unuttum. Sen de öyle değil mi? Abdülsamet hemen katırından inmiş. Cevdar de onu takip etmiş. Adam gülümseyerek Cevdar'a canının ne istediğini sormuş. Delikanlı, bir parça ekmek, bir parça peynir yeter karşılığını verince adam kaşlarını çatmış. Artık böyle yemekler sana layık değildir. Şöyle adam akıllı güzel bir yemek iste, demiş. Karnı iyiden iyiye acıkan Cevdar, Abdülsamed'in kendisiyle alay ettiğini zannederek, yolculukta insan ne bulursa onu yer, demiş. Bunun üzerine adam elini katırın üzerindeki heybeye atarak, oğlum Cevdar, demiş. Herhalde şimdi önüne mükemmel bir piliç kızartması koyarsam, yememezlik etmezsin. Cevdar adamın birdenbire heybesinin gözünden sıcak sıcak piliç kızartması çıkardığını görünce hayretler içinde kalmış. Abdülsamet bununla da kalmayarak heybesinden birkaç çeşit yemek daha çıkarmış. Bu nefis yemeklere ağzı sulanan Cevdar dayanamayarak Allah aşkına senin heybenin içinde aşçı dükkanı mı var diye sormuş. Abdülsamet gülmüş ve bizim gibi sihirbazlar için bu basit bir marifettir. İleride daha neler göreceksin neler, demiş. Cevdar ile Abdülsamet karınlarını iyice doyurduktan sonra tekrar yola koyulmuşlar. Bir aralık adam genç yol arkadaşına dönerek şimdiye kadar kaç günlük yol yürüdük biliyor musun, diye sormuş. Cevdar bir günlük değil mi diye cevap verince adam ne bir günlüğü, tam 1 haftalık yol kat ettik, demiş. Abdülsamet bunu söyledikten sonra hayretle yüzüne bakan Cevdar'a açıklamada bulunmuş. Altımızdaki hayvan emrin altında bulunan bir cindir. O isterse 1 aylık yolu 1 saatte alır. Seni alıştırmak için ağır yürüyor. Cevdar gün geçtikçe yaman bir sihirbazla arkadaşlık ettiğini anlamış. 4 günlük rahat bir yolculuktan sonra
Nihayet Fas ülkesine varmışlar. Abdülsamet şehrin en güzel yerinde bulunan evinin kapısını çalmış. Çok geçmeden genç bir kız sesi duyulmuş. "Siz kimsiniz?" Abdülsamet cevap vermiş. "Kızım Rahmet, aç kapıyı, ben geldim." Biraz sonra ay parçası gibi güzel paslı bir dilber kapıyı açmış. Babasını ve Cevder'i güler yüzle karşılamış. Katırın üzerindeki heybeyi alıp içeriye götürmüş. Vazifesinin bitmiş olduğunu anlayan Katır ayağını hızla yere vurmuş ve birdenbire açılan bir yarığın içinde kaybolmuş. Bunu gören Cevder Abdülsamed'e dönerek "Allah bizi kurtardı" demiş. "Bu hayvan biz üzerindeyken bu marifeti yapmış olsa çoktan hapı yutmuş olurduk" diye eklemiş. Sihirbaz adam gülmüş. Misafirinin koluna girerek onu bir hükümdar sarayını andıran evinin üst katına çıkarmış. Her tarafı altın ve mücevheratla bezenmiş, kıymetli eşyalarla dolu olan bu muhteşem ev, Cevder'in gözlerini kamaştırmış. Abdülsamet misafirini ipek sedirlerle ve güzel halılarla döşenmiş bir odaya almış. Sonra da kızına seslenerek Cevder'e ancak şehzadelerin giyebileceği değerde bir takım elbise getirtmiş. Öğle üzeri yine o heybeye elini atarak tatlısından tuzlusuna kadar birçok yemekleri çıkararak misafirinin önüne mükemmel bir sofra kurmuş. Cevder böylelikle her gün yeni elbiseler giyerek ve güzel yemekler yiyerek 20 gün Abdülsamed'in evinde misafir kalmış. 21. gün Abdülsamed Cevder'in yanına gelerek "Hadi oğlum kalk gidelim" demiş. "Bugün definenin açılma işine başlayacağız." Cevder'le Abdülsamed şehrin kapısına kadar yaya yürümüşler. Orada kendilerini bekleyen iki uşağın tuttuğu katırlara binerek yollarına devam etmişler. Öğle üzeri bir derenin kenarına gelmişler. Hayvanlardan inip onları arkalarından takip eden uşaklara teslim etmişler. Uşaklar da katırları alarak biri sağ tarafa, diğeri sol tarafa gitmişler. Biraz sonra birinin elinde bir çadır, diğerinin ise halı ile bir şilte olduğu halde Abdülsamed'in işaret ettiği yere çadırı kurup içini döşemişler. Sihirbaz adam kırmızı balıkların bulunduğu kutuları yanına alarak Cevder'i sağına oturtmuş. Heybesinden yemekler çıkartıp Cevder'le karınlarını doyurduktan sonra kutuları alıp önüne koymuş ve bir takım dualar okumaya başlamış. Birdenbire kutular parça parça olup içlerinden elleri ve ayakları bağlı iki garip mahluk çıkmış. Yalvaran bir sesle "Ey büyük sihirbaz, bize merhamet et. Ne istersen yapalım" demişler. Abdülsamed sert bir tavırla onlara bağırmış. "Sizden Şemerdel definesinin tılsımlarını bozmanızı istiyorum" demiş. Garip mahlukatlar başlarını eğmişler. "Bu dileğini yerine getireceğiz. Yalnız Mısırlı balıkçı Ömeroğlu Cevder'i yanına almak şartıyla. Çünkü o genç olmayınca Şemerdel definesini açmak imkansızdır" demişler. Abdülsamed yanına oturan Cevder'i göstererek "İşte bahsettiğiniz balıkçı Cevder buradadır. Söylediklerinizi o da duyuyor" demiş. Bunun üzerine garip mahlukatlar definenin açılmasına müsaade etmişler. Buna memnun olan Abdülsamed onları serbest bırakmış. Sihirbaz adam Cevder'le baş başa kalınca bir keseden bir boğum akik ile üzerinde tuhaf yazılar bulunan birkaç geniş tahta çıkarmış. Önce bu akiği tahtaların üzerine gelişi güzel atmış. Sonra buhurdanla biraz ateş koymuş ve onun üzerine tütsü serpmiş. O sırada bu yaptıklarını hayret ve heyecanla izleyen Cevder'e dönerek "Biraz sonra okumaya başlayacağım. O anda konuştuğum takdirde dualarımın tesiri kalmayacağı için sana şimdiden defineye nasıl gidileceğini ve orada ne yapacağını anlatacağım. Beni dikkatle dinle ve söylediklerimi harfi harfine yap" demiş. Cevder büyük bir merakla "Hadi söyleyin, sizi dinliyorum" cevabını vermiş. Abdülsamed anlatmaya başlamış. "Ben okumaya başlayınca
Çadırımızın önünde akan derenin suyu kuruyacak ve orada şehir kapısı gibi altından yapılmış iki kanatlı ve halkalı bir kapı meydana çıkacak. O zaman kapıya yaklaş ve gittikçe artar bir hızla onu 3 defa çal. İçeriden şöyle bir ses duyacaksın. Ey definenin tılsımını bilmeyen kişi, bu kapıyı ne çalarsın? Soğukkanlılıkla ben balıkçı Ömeroğlu Cevder'im diye cevap verirsin. O vakit kapı sana açılacak. Hemen içeri girersin. Karşına ikinci bir kapı açılır. Orada da elinde yalın kılıç bulunan bir adam çıkacak ve sana eğer o dediğin gençsen kafanı uzat da keseyim diyecek. Sen korkmadan başını uzat. Göreceksin ki tam seni vuracağı sırada cansız olarak yıkılacak ve sana bir şey olmayacaktır. Fakat onun dediğini yapmadığın takdirde seni gerçekten öldürecek ve böylelikle sen hayatını, ben de defineyi kaybedeceğim. Oradan geçip 3. kapıya gideceksin. Kapının tokmağını çaldığın zaman önüne omzunda bir mızrak taşıyan bir atlı çıkacak ve sana "İn ve cinin giremeyeceği bu yere nasıl girdin?" diyerek mızrağı göğsüne doğru sallayacak. Sen yine soğukkanlılıkla ona göğsünü aç. O seni vuracak fakat burnun bile kanamayacak ve atlı yok olacaktır. Abdülsamet bir an susmuş. Derin bir nefes aldıktan sonra Cevdere defineyi nasıl açacağını anlatmaya devam etmiş. 4. kapıya geldiğin zaman önüne korkunç bir aslan çıkacak. Ağzını açıp sana saldıracağı sırada sen sonsuz bir cesaretle elini aslanın ağzına sok. O anda aslanın hayalden başka bir şey olmadığını göreceksin. Oradan 5. kapıya geçersin. Orada karşına bir zenci çıkacak ve eğer sen gerçekten Ömer'in oğlu Cevdersen korkmadan 6. kapıya gir diyecek. Ona hiç önem vermeden 6. kapıyı aç ve içeri gir. Sağ ve sol tarafında birer ejderhanın belirdiğini göreceksin. Üzerine saldırdıkları zaman onlara elini uzat. O anda hemen yok olduklarını göreceksin. Ondan sonra 7. kapıya gir. Orada annen karşına çıkacak ve yalvararak "Oğlum" diyecek. "Hadi geldiğin yere dön." Sen onun sözünü dinlemeyecek ve üzerine saldıracaksın. Elbiselerini parçalayıp iteceksin. Bunu başardıktan sonra artık definenin bütün tılsımları bozulmuş olacaktır. Sonra emin adımlarla yoluna devam et. Karşında, sağında ve solunda yığınlarla altın ve mücevherat göreceksin. Bunlara hiç ehemmiyet verme. Biraz ilerideki perdeli yere gelince dur. Perdeyi usulca arala. Geniş bir salonun baş köşesinde ihtiyar bir adamın altından bir döşeğin üzerinde yattığını göreceksin. İşte o zat Şemerdel definesinin kahinidir. Başucunda pırıl pırıl parlayan yuvarlak bir cam durmaktadır. Onu elde ettikten sonra üzerinde asılı duran kılıçla parmağındaki yüzüğü ve boynunda bir zincirle asılmış olan sürmeliği alıp geleceksin. Sakın bu dediklerimi unutma. Gözünü 4 aç. Korkuyu içinden çıkar. Sonra pişman olursun. Cevder, Abdülsamed'in verdiği talimatları yerine getireceğini söylemiş. Sihirbaz adam her ihtimale karşı anlattıklarını 2-3 defa tekrarlamış. Cevder'in yapacağı işleri iyice kavradığına kanaat getirince "Hadi oğlum, iş başına" demiş ve buhurdanlığına bir avuç tütsü atarak okumaya koyulmuş. Çadırın önünde duran Cevder çok geçmeden derenin kuruduğunu ve tıpkı Abdülsamed'in anlattığı gibi büyük bir kapının meydana çıktığını görünce büyük bir cesaretle oraya doğru gitmiş. 6. kapıya kadar Abdülsamed'den aldığı direktifler üzerine hareket etmiş. Fakat 7. kapıya gelip karşısında annesini görünce şaşırmış. Çünkü bu önünde duran kadının annesinden başka bir kimse olmasına ihtimal yokmuş ona göre. Annesi sert bir tavırla "Oğlum, başını derde sokup sakın içeriye girme" deyince Cevder başını eğerek geri dönmüş. Cevder annesine saldırmayıp geri dönünce bir
bir takım kimseler etrafını sarmışlar ve onu bayıltıncaya kadar dayak atmışlar. Genç balıkçı kendisine gelip gözlerini açınca karşısında Abdülsamet'i görmüş. Abdülsamet hemen onu kucaklayarak o sırada eski haline dönen derenin kenarına götürmüş. Gencin korku ve heyecanı geçince ona ne yaptığını sormuş. Cevder başından geçenleri anlatmış ve ilave etmiş. "Doğrusu annemi görünce her şeyi unuttum. Ona karşı gelemedim," demiş. Buna fena halde canı sıkılan Abdülsamet dudaklarını ısırarak "Oğlum," demiş. "O gördüğün kadın senin gerçek annen değildir. Onun hayalidir. Bu saatte Mısır'da bulunan annen definenin içinde ne gezer? Benim sözümü dinlemiş olsaydın bu hal başına gelmezdi. Şimdi tam bir sene beklemek mecburiyetindeyiz. Gelecek sene aynı günde bir daha oraya gireceksin. Bu sefer de o hayali gerçek sanıp annenden korkarsan bütün emeğimiz boşa gider. Belki de başımıza bir felaket gelir." Cevher yaptığına pişman olmuş. Abdülsamet'le birlikte şehre geri dönmüş. Bir sene rahat içinde yaşamış. Definenin açılma zamanı gelince Abdülsamet katırları hazırlatmış. Birlikte derenin kenarına gitmişler. Uşakların kurduğu çadırda biraz dinlendikten sonra Abdülsamet Cevder'i karşısına almış ve ona yapacakları hakkında öğütler vermiş. Sonra eklemiş. "Geçen sefer dayak yemekle kaldın. Bu sefer sözümü dinlemeyip yanlış bir iş yaparsan definenin muhafızları seni parça parça ederler. Hiç şakaları yoktur," demiş. Cevher verilen öğütleri yerine getireceğine yemin ederek, "Bu defa hiç kimseyi dinlemeyeceğim. Her şeyi göze alıp bu işi başaracağım," demiş. Onun bu sözleri üzerine güveni artan Abdülsamet buhurdanlığını yakmış. Üzerine tütsü atıp dualar okumaya başlamış. Cevder derenin suyunun birdenbire kesildiğini görünce büyük bir cesaretle beliren kapıdan içeri girmiş. 7. kapıdaki bütün engelleri atlatıp definenin en önemli 4 şeyi olan felek küresini, yüzüğü, kılıcı ve sürmeliği almış. Çıkarken definenin bulunduğu yerdeki cinler bu başarının şerefine çalgılar çalıyor, "Ey Cevder, aldığın eşyaların hayrını gör," diyerek alkışlıyorlarmış. Cevder dışarıya çıkınca kendisini bekleyen Abdülsamed'e emanetleri vermiş. O da kendisinin alnından öperek Cevder'i tebrik etmiş. Biraz sonra her ikisi büyük bir sevinç içinde katırlarına binip şehre geri dönmüşler. Eve geldikleri vakit Abdülsamet Cevder'in şerefine muazzam bir ziyafet vermiş. Sonra onunla baş başa kalarak, "Evladım," demiş, "sen bizim için memleketini ve aileni terk edip buraya geldin. Hayatını tehlikeye koyarak defineyi almayı başardın. Şimdi benden ne istediğini sıkılmadan söyle. Her şeyim emrine amadedir." Cevher fazla düşünmeden, "Bana yalnız o yemek çıkaran heybeyi ver kafi," demiş. Abdülsamet gülmüş. "Baş üstüne, onu sana verdim gitti. Ondan daha mühim bir şey isteseydin yine verirdim," demiş. Sonra da ona heybeyi vererek eklemiş. "Doğrusu senin bu isteğini garip gördüm. Çünkü bu heybeden yalnız yemek çıkarabilirsin. Halbuki senin ve ailenin başka ihtiyaçları da var. Bununla beraber ben bunu düşünmemiş değilim. Onun için sana ayrıca altın ve mücevheratla dolu bir heybe daha vereceğim. Bu servetle Mısır'ın en zengin adamı olursun. Ayrıca katırımı emrine veriyorum. Onunla memleketine dönersin. Sonra onu kendi haline bırakırsın. O bana gelir. Yalnız sırrını kimseye açma." Ertesi gün Cevder yanına iki heybeyi de alarak Abdülsamed'in hazırlattığı katıra binmiş ve birkaç gün içinde Mısır'a varmış. Evine giderken yolda annesinin dilendiğini görmüş. Buna müthiş halde üzülmüş. Ona sarılarak hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Eve gidince annesine kardeşlerini sormuş. Kadın içini çekerek, "Sen gittikten sonra iş yapacağız diye o bıraktığın 1000 altını elimden aldılar.
ve bir bahaneyle beni kapı dışarı ettiler. Ben de gördüğün gibi dilenmek zorunda kaldım oğlum, demiş. Cevher annesini teselli etmiş. Altın ve mücevherat dolu heybesini göstererek, anacığım, demiş. Artık fakirlikten kurtulduk. Bu heybedeki servet bize yıllarca yeter. Yeter ki sen üzülme. Kadın çok memnun olmuş. Oğluna hayırlı dualar etmiş ve iki geceden beri ağzına bir lokma ekmek koymadığını söyleyerek kendisine çarşıdan biraz yiyecek almasını rica etmiş. Cevher gülümsemiş. Çarşıya gitmeye lüzum yok. İstediğin yemeği şimdi hazırlarım, demiş. Sonra elini heybesine sokarak annesine canının hangi yemeği istediğini sormuş. Aylardır sefalet içinde yüzen kadın cevap vermiş. Karnımı doyuracak bir şey olsun da ne olursa olsun. Bunun üzerine Cevher birkaç güzel yemek adı sayarak onları heybeden çıkarmış ve bu işe hayretle bakan annesinin önüne koymuş. Çoktan beridir sıcak yemeğe hasret kalan kadın büyük bir iştahla karnını doyurduktan sonra oğluna dönmüş ve bu heybeyi nereden elde ettiğini, seyahatinde neler gördüğünü sormuş. Cevher annesine başından geçenleri bir bir anlatmış. Kadın bir türlü heybeden istenilen yemeğin alınabileceğine inanmıyormuş. Oğlu ona bizzat tecrübe etmesini söylemiş. Bunun üzerine kadın elini heybeye sokarak aklına gelen bir yemek ismi söylemiş. Eline hemen o yemekten bir tabak gelince çok sevinmiş. Cevher bu sırrı kimseye, hatta kardeşlerine bile söylememesini söyleyerek eklemiş. Anacığım, bu heybeyi bir yere sakla. Yemek lazım olduğu zaman istediğin kadar tedarik edersin. Yiyeceğini ye, artanı fakirlere dağıt, demiş. Onlar böyle konuşurlarken kardeşlerinin zengin olarak döndüğünü haber alan Salim ile Selim, Cevher'in merhametinden ve temiz kalpliliğinden istifade edeceklerini umarak eve gelmişler. Hakikaten Cevher onları iyi bir şekilde karşılamış. Suçlarını yüzlerine vurmayarak heybeden onlara birçok nefis yemek getirmiş. Selim ile Salim bu kadar çok yemeğin ne çabuk hazırlandığına şaşırmışlar. Artan yemekleri saklamak istemişler. Bunun farkına varan Cevher gülerek, sevgili abilerim, demiş. Yemeğimiz boldur. Artan yemekleri fakir arkadaşlarınız varsa onlara götürün. Bundan sonra buradan ayrılmayın. Hep beraber yaşayalım. Kardeşlerinin birden zengin olduğuna hayret eden ve onu kıskanan Selim ve Salim, özellikle annelerinin dışarıdan et, sebze vesaire almadan mutfağa gidip yemek pişirmeden bu kadar bol ve çeşitli yemeği nereden tedarik ettiğini merak etmeye başlamışlar. Bir gün Salim'le Selim kardeşlerinin olmadığı bir zamanda annelerinin yanına giderek anne, demişler, bizim karnımız aç, bize yemek çıkar. Kadın hemen koşarak onlara bir sofra hazırlamış, önlerine koymuş. Selim ile Salim annelerine bu yemekleri bu kadar hızlı nasıl hazırladığını sormuşlar. Saf kadın Cevher'in tembihini unutmuş. Oğullarına tılsımlı heybeyi göstererek bu heybeden yemekleri çıkardığını söylemiş ve bu sırrı kimseye açmamalarını tembih etmiş. İki kardeş baş başa kalınca Selim Salim'e, biz ne zamana kadar Cevher'in elinden ekmek yiyeceğiz? Bu heybeyi elde etmek için bir oyun düşünmeliyiz, demiş. Selim başını sallamış ve evet, ben de o fikirdeyim. Fakat ne yapmalı? Kardeşimiz Cevher'i Süveyş kaptanlarının birine satarız. Gidip kaptanı bir iki arkadaşıyla beraber bizim eve davet edelim. Ben o işi yaparım. Yalnız ben o kaptana ne söylersem sen tasdik et, demiş. İki hain kardeş bu kararı verdikten sonra Süveyş'te denizcilik yapan tanıdıkları bir kaptana gitmişler. Salim kaptana, arkadaş, demiş, sana mühim bir iş için geldik. Bizim haylaz, müsrif bir kardeşimiz var. Onu sana satmak istiyoruz. Bu çocuk babamızdan kalan büyük serveti mahkemelerde kaybetmemize sebep oldu.
Fakir kalıncaya kadar bizimle uğraştı. Kaptanın da böyle bir gence ihtiyacı varmış. Onlara, "Kardeşinizi kandırıp buraya getirebilir misiniz?" diye sormuş. Salim ile Selim ona bu işi yalnız başlarına beceremeyeceklerini söyleyince, kaptan onlara 40 altın vermiş ve "İşte bu bana sattığınız kardeşinizin bedelidir. Bu akşam yanınıza adamlarımdan 5 kişi vereceğim. Kardeşinizin ellerine kelepçe, ağzına gem vurarak getirirsiniz. Ben de hemen Süveyş'e götürüp onu gemiye bindiririm," demiş. Selim ile Salim bunu kabul etmişler ve kaptanın adamlarıyla buluşacakları saati kararlaştırmışlar. Onlara evlerini tarif edip oradan ayrılmışlar. Akşam üzeri Selim ile Salim Cevder'le beraber yemek yerlerken kapı çalınmış. Selim koşarak kapıyı açmış. Gelen kaptanın adamlarını Cevder'e arkadaşlarım diye tanıtmış. Onlar da sofraya oturmuşlar. Yemekten sonra gece yarısına kadar oturup muhabbet etmişler. Yorgun olduğu için daha önce uyuyan Cevder ağzına gem vurulurken gözlerini açmış. Fakat üzerine çullanan 5 kişiyle başa çıkamamış. Kaptanın adamları onun el ve ayaklarını sımsıkı bağlamışlar ve gecenin karanlığından faydalanarak kimseye sezdirmeden alıp gitmişler. Kardeşleri tarafından bir esir gibi satılan Cevder, Süveyş kıyılarında işleyen gemide tam bir sene köle gibi çalışmış. Biz onu orada bırakıp annesine gelelim. Zavallı kadın oğlunun kaçırıldığı gecenin sabahında çok sevdiği Cevder'ini göremeyince Salim ile Selim'e sormuş. Onlar da, "Dün akşam bizim eve birkaç adam gelmişti ya, kendisine define aramak için birlikte gitmesini teklif ettiler. O da kabul edip onlarla beraber çıktı. Cevder becerikli adamdır. Yine muhakkak birçok servetle döner," demişler. Kadın bunu işitince onlara inanmış. Oğlunun veda etmeden gittiğine üzülerek ağlamaya başlamış. Bunu gören Salim ile Selim, "Sen neden Cevder'i bizden fazla seviyorsun?" diyerek annelerini tehdit etmişler. Ve bunu bahane edip kadının odasına girmişler. Orada buldukları altın ve mücevher heybesini almışlar. Bu da yetmiyormuş gibi yemek çıkaran heybeyi de ikiye bölüp aralarında paylaşmak istemişler. Bunu gören kadın onlara bağırmış. "Siz çıldırdınız mı? Bunu parçaladığınızda tılsım bozulur. Büyük bir nimetten mahrum oluruz. Onu bana bırakın. İstediğiniz zaman size yemek hazırlarım. Hem yarın kardeşiniz Cevder dönerse ben ne yaparım? Hadi para ve mücevherleri harcadım diyeyim. Fakat o heybe için ne cevap veririm? Sizde hiç utanma sıkılma, insaf yok mu?" diye. Salim ve Selim annelerinin bu sözlerinden utanacakları yerde tam tersi fena halde sinirlenmişler. Kadıncağızın üzerine yürümüşler ve kavgaya başlamışlar. Onlar kavga ederlerken komşularına misafir gelen sarayın baş muhafızı onların konuşmalarına kulak misafiri olmuş. Bütün sırlarını öğrenmiş. Ertesi gün o sıralarda Mısır'da hükümdarlık eden Şems-ü Devle'ye gidip hadiseyi anlatmış. Hükümdar hemen muhafızlardan birkaç kişi gönderip Cevder'in abilerini getirtmiş. Onlara işkence ettirerek suçlarını itiraf ettirmiş ve ellerinden tılsımlı heybeleri almış. Annelerine de iyi bir aylık bağlamış. Cevder'e gelince, zavallı delikanlı Süveyş kıyılarında bir sene kadar çalıştıktan sonra bir gün hizmet gördüğü gemi sefere çıkmış. Yolda bir fırtınaya tutulmuşlar. Gemi batmış. İçindekilerden sadece Cevder kurtulmuş. Zavallı genç binbir güçlükle yüzerek karaya çıkmış. O civarda bulunan bir bedevi kafilesine misafir olmuş. Başından geçen macerayı anlatmış onlara. Cevder'in başından geçenleri dinleyen, ticaretle meşgul olan birisi Cevder'i yanına evlatlık gibi almış ve onunla beraber Ciddi'ye doğru yola çıkmış. Orada bir müddet kaldıktan sonra hacca gitmişler. Kabe'de tavaf ederken Cevder
Abdülsamet'le karşılaşmış. Birlikte ibadetlerini bitirince tenha bir yere çekilmişler. Cevder Abdülsamet'e başından geçenleri anlatmış. Abdülsamet kendisine büyük iyiliklerde bulunan Cevder'e acımış. Onu misafir olduğu eve götürmüş. Orada remil atarak kardeşlerinin zindanda olduğunu, tılsımlı heybelerine hükümdar tarafından el konulduğunu söylemiş. Cevder'in bunu duyunca çok üzüldüğünü görünce parmağından bir yüzük çıkararak ona vermiş ve ''Cevder'' demiş. ''Bu yüzük senin şemerdel definesinden çıkardığın tılsımlı yüzüktür. Bu yüzüğün emrinde olan ifritler koca bir şehri birkaç dakika içinde yok edebilirler. Aynı zamanda o süre zarfında da yepyeni bir şehir kurarlar. Bu yüzükten faydalanmak istediğin zaman onun taşına biraz dokun. Derhal önüne bir ifrit çıkar. Emrine amade olduğunu söyler. Senin ondan istediğin her şeyi yapar.'' Cevder kendisine tılsımlı yüzüğü hediye eden Abdülsamed'e teşekkür ederek onunla vedalaşmış. Sonra evden çıkarak onu Hicaz'a getiren Bedevi tüccarın yanına gitmiş. Yurduna dönmek istediğini söyleyerek izin istemiş. Sonra da tenha bir yere çekilmiş. Yüzüğün taşına dokunmuş. Birdenbire önüne dikilen ifrite kendisini Mısır'a götürmesini emretmiş. İfrit Cevder'in isteğini gerçekleştirmiş. Cevder Mısır'a dönünce annesini sonsuz bir keder ve yas içinde bulmuş. Ona kardeşlerini sormuş. Kadın oğullarının zindanda olduğunu, tılsımlı heybelere hükümdar tarafından el konulduğunu söyleyince Cevder içine çekmiş. ''Demek Abdülsamed'in remile bakıp söyledikleri doğruymuş.'' demiş. Cevder hemen yüzüğüne dokunmuş ve çıkan ifrite kardeşlerini kurtarmasını ve sarayın hazinesinde bulunan heybelerini alıp getirmesini emretmiş. Kısa bir zaman içinde dileği yerine gelmiş. Selim ile Salim birdenbire kendilerini evlerinde anne ve kardeşlerinin yanında bulunca hayretler içinde kalmışlar. Annelerinden ve kardeşlerinden af dilemişler. Bunun üzerine Cevder, ''Ziyanı yok. Hazreti Yusuf'u da kardeşleri kuyuya atmıştı. Yaptıklarınızı unutup sizi affediyorum.'' diyerek yurduna nasıl döndüğünü anlatmış ve elde ettiği tılsımlı yüzüğü göstermiş. O gece Cevder yüzüğün taşına dokunarak ifriti çağırmış. Ona Nil kenarında sabaha kadar muazzam bir saray yapmasını emretmiş. Ertesi gün Cevder'in istediği saray hazırlanmış. Hemen annesi ve kardeşleriyle oraya taşınmış. Kendilerine hizmet etmeleri için çeşitli ülkelerden 40 güzel cariye getirtmiş. Mısır hükümdarı o gün hazinesinden bir şey çıkarması için haznedarına emir vermiş. Haznedar kapıyı açıp içinde tılsımlı heybeleri bulamayınca çok şaşırmış. Hemen koşarak hükümdara haber vermiş. O sırada hükümdarın yanında bulunan baş muhafız, "Efendimiz," demiş. "Cevder Mısır'a döndü. Nil kenarında büyük bir saray yaptırdı. Kardeşlerini de esrarengiz bir şekilde zindandan kurtardı. Herhalde heybeleri o almış olsa gerek." Bunun üzerine hükümdar hemen baş muhafızın anlattıklarını sorgulatmış. Gerçek olduğunu öğrenince Cevder'i yakalayıp huzuruna getirmeleri için Osman adında bir emirle 50 kadar muhafız göndermiş. Emir Cevder'in sarayına gitmiş. Kapıda karşılaştığı bir zenciye Cevder'i sormuş. Ondan ters bir cevap alınca kılıcını çekip vurmak istemiş. Fakat bir ifritten başka bir şey olmayan zenci 50 muhafızı elindeki silahla kovalayarak hepsini yaralamış. Bunu haber alan hükümdarın canı sıkılmış. Vezirine 500 kişiyle Cevder'e gitmesini emretmiş. Ama akıllı vezir tek başına gideceğini ve onu muhakkak alıp getireceğini söylemiş. Daha sonra vezir hemen Cevder'in sarayına gitmiş. Kendisini karşılayan zenciye tatlılıkla efendisi Cevder'i hükümdarın bir ziyafetine davet etmeye geldiğini söyleyerek saraya girmiş. Cevder'in yanına çıkmış ve "Hükümdar efendimiz metinizi işitti. Sizinle görüşmek istiyor." demiş.
Bunun üzerine Cevder bir şehzade gibi giyinmiş. Tılsımlı yüzüğe dokunarak ifritten birkaç yüz silahlı muhafız istemiş. Ve onlar mahiyetinde olduğu halde hükümdarın sarayına gitmiş. Hükümdarın Cevder'in bu iri yapılı mahiyetinden gözü korkmuş. Cevder'e kötülük yapmaktan vazgeçerek onu gayet samimi bir şekilde karşılamış. Şerefine büyük bir ziyafet vermiş ve kendisine damat yapmak istediğini söylemiş. Cevder bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş. Hükümdarın güzel kızı Asiye ile evlenmiş. Cevder evlendikten bir süre sonra kayınpederi vefat etmiş. Halkın ve hükümetin erkanının arzusu üzerine Cevder tahta geçmiş. Kayınpederinin namına bir cami yaptırmış ve birçok vakıf kurmuş. Cevder kendisine yaptıkları birçok fenalığa rağmen abilerini de devlet hizmetine almış. Salim'i sadrazam, Selim'i de ikinci vezir tayin etmiş. Fakat bu nankör kardeşler Cevder'i kıskanmaktan ve onu ortadan kaldırmak için çare düşünmekten bir an bile geri kalmamışlar. Bir gün verdikleri bir karar üzerine onu yemeğe davet etmişler ve yemeğini zehir katarak onu öldürmüşler. Salim bu fırsattan istifade ederek ölü kardeşinin parmağını kesmiş ve tılsımlı yüzüğü alıp yüzüğün emrindeki ifriti çağırmış. Derhal kardeşim Selim'i öldüreceksin ve onun cesediyle Cevder'in cesedini askerlerin önüne atacaksın diye emretmiş. İfrit Salim'in emrini yerine getirince askerler ayaklanarak bu feci cinayeti kimin işlediğini sormuşlar. Salim elde ettiği tılsımlı yüzüğü göstererek ''Ben öldürdüm hainleri'' demiş. ''Artık hükümdarınız benim. Karşı gelirseniz elimdeki bu yüzük sayesinde hepinizi yok ederim.'' Tılsımlı yüzüğün kudretini bilen askerler ve hükümet adamları Salim'e itaat etmekten başka çare bulamamışlar. Salim bununla da kalmayarak ertesi gün Cevder'in dul karısı Asiye ile evlenmek için hazırlık yapılmasını emretmiş ve bu hususta Asiye Sultan'a haber göndermiş. Asiye Sultan hiç itiraz etmemiş. Bu teklifi memnuniyetle kabul eder gibi görünmüş. Cevder'in dul karısı zifaf gecesi bir yolunu bulup Salim'e zehirli şerbet içirmiş. Şerbeti içen Salim oracıkta can vermiş. Böylelikle kocasının intikamını alan Asiye Sultan hemen o tılsımlı yüzüğü ve heybeleri yok ederek devlet adamlarını toplamış. Başlarına bir hükümdar seçmelerini tavsiye etmiş onlara. Kendisi de bir yere çekilerek ömrünün sonuna kadar münzevi bir hayat geçirmiş.